Türkiye'nin en kafa radyosunda Zekirdek devam ediyor efendim. Şunu 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 merak ediyorum dediğiniz ne varsa onlardan bahsediyoruz. İyi akşamlar. Merhaba. Merhaba, tanıyabilir miyiz? Benim ismim Toprak. Toprak. Ben 6,5 yaşındayım. Merhaba Toprak. Ne kadar güzel bir yaştasın. 6,5 deyip böyle buçukları da sayıyorsunuz ya. Bir an evvel 7, 8, 9, 10 olmasını istediğiniz için mi? Yani hemen 7 yaşında 8 yaşında mı olmak istiyorsun? Büyümek mi istiyorsun? Evet, büyümek istiyorum. Büyümek istiyorsun. Peki. Toprak, neyi merak ediyorsun? Anneler doğuruyor ama neden babalar doğuramıyor? Anneler doğurabiliyor ama babalar neden doğuramıyor, bunu merak ediyorum diyor Toprak. Şimdi bunu Toprak'a nasıl anlatacağız? Evet, mesela aramızda babalardan ya keşke ben doğuraydım diyen var mı? Varsa el kaldırabilir mi? Twitter, Instagram hesabımız Zeki Kayahan, WhatsApp hattımız 0532 172 52 32, 0532 172 52 32. Toprak, mesela babanın doğurmasını tercih eder miydin? Olurdu diyorsun. Aslında hani bu belki de sırayla olabilirdi. İşte bir baba bir anne, bir anne bir baba şeklinde olabilirdi. Ay ben bugün çok yorgunum, sen doğur şeklinde olabilirdi belki de, bilmiyorum. Ama tabii sen ve sen yaş grubundaki arkadaşların hayal dünyasını ben çok ciddiye alıyorum ve çok yerinde bir soru: neden anneler doğurabiliyor, babalar doğuramıyor? Toprak, babamın beni doğurmasını tercih ederdim öte yandan diyor. Peki neden bunu isterdin, neden böyle olmasını isterdin Toprak? Değişik olsun diye, değişik olmasını ben çok severim. Anladım. Sürekli aynı şeylerin tekrar etmesindense arada değişiklikler iyidir diyorsun. Mesela demişler ki çünkü anneler daha güçlü, o yüzden anneler doğurur demiş Neslihan Hanım göndermiş. Sence de anneler daha mı güçlü? Hayır. Değil. Yani ikisi de aynı olabilir. İkisi de aynı güçtedir diyor. Evet, peki. Bakalım efendim. Babalar da 9 doğuruyor mesajı gelmiş ama bunu Toprağa anlatmakta biraz güçlük çekebiliriz beyefendi. Babanla konuştunuz mu bu konuyu? Hayır. Konuşmadınız, evet. Baban ister miydi acaba, onu da bilemiyorum. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Öte yandan babalar üşengeç, Toprak doğuramazlar mesajı da gelmiş. Üşengeçlikten olabilir diyorlar. 0532 172 52 32'den Yunus Bey göndermiş efendim. Üşengeçlikten Toprak haklı, neden sadece kadınlar doğuruyor? Haksızlık bu. Ben de bu dünyaya çocuk getirmek istiyorum demiş. Frank göndermiş efendim WhatsApp'tan. Peki efendim. Bakalım hayat devamında neler getirecek. Belki de teknolojik gelişmeler, insan genetiğine olan müdahale bir süre sonra erkeklerin de doğurmasına sebep olabilir. Bir 200-300 yıl sonra, hiç bilemiyoruz. Bilemiyoruz tabii Toprakcığım. Gelecekle ilgili neler düşünüyorsun? Mesela 100 yıl sonrasında nasıl bir dünya bizi bekliyor? 200 yıl sonrasında nasıl bir dünya bizi bekliyor? Uzayla ilgileniyor musun mesela? Çok fazla ilgilenmiyorum. Beni de ilgilendirmiyor diyorsun gelecekte. Ben şu ana bakarım. Evet. Evet, peki. Çok teşekkürler Toprak. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Teşekkürler. Neden babalar da doğurmuyor? 6,5 yaşındaki Toprak'ın sorusuydu. Tuğrul Bey sesli mesajıyla katılmış. Buyurun. Zeki, merhaba. Merhaba. Şimdi güzel kardeşim Toprak'a bence durumu şöyle izah edebiliriz. Buyurun. Şimdi dünyada karşıt iki tane durum olmak zorunda. Evet. Nasıl? Mesela birinden bir şeyi almamız için parayla, örnek veriyorum, onun o şeyi satıyor olması lazım.
sürekli tezatlıklar üzerine... Bir dakika, ilah satmayabilir, bağışlayabilir, hediye edebilir. Evet, buyurun. Kurulmuş bir oluşum vardır dünyada. Eğer bir doğuran olması için bir de buna katkı sağlayan birinin olması lazım. Şimdi insanlar dünyaya gelirken görevler edinmişler. Hmm. Biri portakal satmak için görevlendirilmiş, diğerleri portakalı almak için görevlendirilmiş. Kadınlar çocukları doğurabilmek için görevlendirilmiş. Tabii ki bu gerçek düşünce bu şekilde değil. Yani kadınları bu şekilde konumlandırmıyoruz ama toprağı açıklayabilmek için en azından. Erkekler de bunun oluşumu için görevlendirilmiş diyebilir miyiz acaba, bilemedim. Sonuçta çocuk psikoloğu değilim. Ben açıklasaydım oğluma böyle açıklardım herhalde ya. Portakalı soydum, başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum. Kırmızı mum. Bence çok daha iyi anlatılabilirmiş toprağa. Peki bakalım. Kendim öyle düşünemedim diyor ya da tanıdığım insanları. Evet, doğuran bir baba olarak. Bakalım efendim. Selamlar Zeki, yarın 4. çocuğumun doğumu var kısmetse. İlk 3'ünde keşke ben doğursaydım dedim. 4. çocukta da aynı. Hamile kadın çekilmiyor mesajı gelmiş efendim. Almanya'dan Erhan Bey göndermiş efendim. Bir ara veriyoruz, sonrasında geliyoruz efendim. Bu akşam üzeri konumuz şunu merak ediyorum dediğiniz ne varsa onlardan ibaret. Neyi merak ediyorsunuz? 0216 987 52 32 0216 987 52 32 reklamlardan sonra buradayız. Cut. Zeki, hakikaten çocuklara bunu nasıl açıklayacağız? Neden anneler doğuruyor da babalar doğuramıyor? Az önceki arkadaş pek tatmin etmedi beni. Bunu anlatacak bir uzman yok mu demiş.